Beyaz gelincik. Beyaz gelincik. Beyaz gelincikler Türkiye'de yaşar, yani bizim ülkemizde. Ülkemizde ılıman bir iklim hakimdir ve dört mevsim aynı anda yaşanabilir. Mesela Erzurum'da kayak yapılırken Antalya'da sıcaktan bunalanlar denize girebilir veya Ege'de ılık bir ilkbahar esintisi varken Karadeniz'de sonbahar yağmurlu yağabilir. Karadeniz demişken çantalarımızı sırtımıza alalım ve Karadeniz'e doğru bir yolculuğa çıkalım. Eğer yeşilin bilemediğiniz bir tonu varsa bu yolculukta ona keşfedeceğinizden emin olabilirsiniz. Çünkü Karadeniz yeşilin ve tonların ana yurdudur. Tabii yağmurluğunuzu almayı da unutmayın. Karadeniz'de ne zaman yağacağı belli olmayan yağmurlarda ıslanıp hasta olmayın. Biz ülkemizde en çok yağış alan ve en çok ormanlık alana sahip bölgedir. Bu bulutlar aman bu güzel ormanlar susuz kalmasın der gibi Karadeniz'i bazen usul usul bazen de gürül gürül yağan yağmurlarla besler. Her yaprağın nasibi olan su damlacıkları hayranlıkla izler misin? Mis gibi toprak kokusunu içinize çekersin. Karadeniz'i sarıp sarmalayan sadece ormanlar değildir. Zaten bölgenin ismini dikkat edersiniz. Daha kolay görürsünüz. Batıdan doğuya kadar uzanan masmavi bir deniz bu bölgeyi sıkı sıkı sarıp kucaklamıştı. Ben masmavi dedim ama siz o zaman ismi neden Karadeniz diye soracak olursanız yağmuru hatırlayın ve gökyüzüne her an yağmur getirecek gibi hazır bekleyen kara bulutları bir de bu eşsiz denize. Baştan sona paralel uzanan dağlarıyla meşhur Karadeniz bu bölge karayolunun da deniz yoluyla da gelecek olsanız karşınıza yemyeşil ağaçlara kaplı dağlar çıkar ve bir dost gibi sizi selamlar. Ya çığıldayan şelalelere, derelere ne demeli Karadeniz'de? Karadeniz'de her yerden su sesi gelir. Denizin dalgalarını geçseniz ormana saklanmış derelerin sarp kayaklar arasından çıkan şelalelerin sesini duyarsınız. Peki böyle güzeller güzeli bir doğada başka ne olmalıdır? Tabii ki hayvanlar. Karadeniz'de iseniz davetsiz misafirlere ulaşmanız gerekir. Fındık bahçelerde domuzlara, kovandaki bağlı yiyen ayılara, çığ çimen gezen yılanlara dikkat etmeniz gerekir. Ola ki çayır çimen gezeceksiniz. Korunmak için uzun kıyafetler ve çizme giymeniz de gerekecektir. Gerekecektir. Peki ya tavan arasında yaşayan beyaz gelincikler ne demeli? İşte onlar için alınacak bir önlem yoktur. Zaten önlem almaya gerektir.
yoktur. Hikayesine başlamadan önce beyaz gelincik hakkında birkaç bilgi vereyim. Bu hayvanlar dünyanın birçok kısıtında yaşayan küçük birçok kıtasında yaşayan küçük memelilerdir. Küçük olmalarına bakmayın. Büyüklerinin iki katı bir hayvanı avlayabilecek güçtedirler. Kümes hayvanları.